Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray ile ilgili önemli bilgiler aktaracağım sizlere. Galatasaray sezon sonu için, önümüzdeki sezon için bir futbolcuyla anlaştı. Bu futbolcu kim? Videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Hem bu konudaki düşüncemi de aktaracağım, bilgiyi aktardıktan sonra. Şimdi Ankara Gücü'nün yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu. Hikmet Karaman'la dün gece yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi Ankara Gücü yönetimi. Hikmet Karaman tabii çok önemli referanslarla gitti. Daha önce de Ankara Gücü'nde çalışmıştı. Bu referansların da etkisiyle Ankara Gücü Tamer Tunay'la, Bülent Korkmaz'la, Bülent Uygun'la görüşmüş olmasına rağmen Hikmet Karaman'da karar kıldı ama sabah bir kriz yaşandı. Bu krizin nedeni de Hikmet Karaman'ın aldığı ücretle ilgili değişiklik talebiydi. O krizin de aşıldığını önümüzdeki saatlerde bu detayların da mutabakatla sonuçlandırılacağını, detaylarında halledileceğini ve sözleşme imzalanacağını Ankara gücünün Kayseri Spor Deplasmanı'nda başında Hikmet Karaman'la yer alacağını düşünüyorum. Bakalım Hikmet Karaman bu kez işi başarabilecek mi? Daha önce pek çok takımda önemli mücadele örnekleri verdiği halde küme düşme üzüntüsü yaşamıştı maalesef. Ankara gücü de e, sondan birinci pozisyonda ve kümede kalmak en büyük hedefleri aslında fena sayılmayacak bir kadroya sahipler ama istedikleri sonuçların uzağında kaldılar. Konya Spor'un yeni teknik direktörü İlhan Palut oldu. Bir süre önce Göztepe ile yollarını ayırmıştı. Bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İlhan Palut uzun dönemde sabredilirse belli istikrarsız yani istenilen sonuçların alınamadığı süreçlerde de yaşayabilir. Ama bütün bunlar göz önüne alınırsa uzun vadede başarılı olabilecek bir teknik direktör. Çünkü sistem teknik direktörü yani İlhan Palut daha çok sistem üzerinde çalışan ve uzun vadede istikrarlı başarıları getirebilecek sistem arayan bir teknik direktör. O bakımdan Konya Spor'un da sabırlı olması lazım. Bakalım ne kadar sabredecekler hep birlikte göreceğiz. Bugün Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz önemli açıklamalar yaptı. Geçen hafta da bence önemli açıklamalar yapmıştı. Biraz uzun sürmekle birlikte bu toplantıda ortaya çıkan sonuçlar çok önemli. Diyor ki biz tekrar yönetimde yer almak isteriz. Başkan adayı olacağım böyle bir fikrim var ama bizi ibra etmeyecekler, bizi seçtirmeyecekler diyor. Aslında bu başkanlığı sürdürmek konusunda ne kadar kararlı olduğunun göstergesi ve politik bir manevra bence bu. Çünkü bunlar politik manevra derken yanlış anlaşılmasın. Bunlar işin tabiatında var. Yani seçimlerde siyasi parti seçimleri gibi, parlamento seçimleri gibi bir takım politikaları ortaya koymayı gerektirir söylem düzeyinde de bu politikaları ortaya koyarsınız. Eylem ve pratikte de, de bunu yaparsınız. Mustafa Cengiz'in yaptığı da bu. Diğer başkan adayları da bunu yapacaklar. Son derece normal. Yani kötü bir şey olarak algılanmasın bu. Bir siyaset geliştiriyor Mustafa Cengiz. Galatasaray'da biliyorsunuz demokratik bir gelenek vardır. Başkan adayı olmak isteyenler eğer çok büyük engeller yoksa ortada başkan adaylıkları konusunda engellenmezler Galatasaray'ın demokratik geleneği gereği. Buna istinaden bir göndermede bulunuyor. Ben Mayıs'ta olağan seçimde yer almak istiyorum ve iki dönem başkanlık yaptım Galatasaray'da. Başarılı oldum. Dolayısıyla başkan adayı olmak benim hakkım. En azından bunu sağlasın diyor ki ben Galatasaray'da kendisine muhalif olan ya da eleştiren isimlerin de bu öneriye sıcak bakacağını bir şekilde onunla karşıt gözüken başkan adaylarının ya da Yöneticilerin, eski yöneticilerin, kongre üyelerinin bile e, Mustafa Cengiz'in bu talebine olumlu karşılık vereceğini, dolayısıyla Mustafa Cengiz'in ekibiyle birlikte büyük ölçüde yönetimini koruyarak e, seçimde yer alacağını düşünüyorum. Ama e, bu seçimde daha önceden başkan adayı olacağını düşündüğümüz bazı isimler çekilebilir. Metin Öztürk, tabii kendi beyanı yok, ben kişisel fikrimi söylüyorum. Metin Öztürk geçen hafta Radyo Spor'da yaptığım programa katıldı ve e, Mayıs'a kadar başkanımız, tüm Galatasaraylıların başkanı, Mustafa Cengiz'dir dedi. Doğru bir tutum ve doğru bir söylem. Evet öyledir. E, çünkü Galatasaray'da başkanlık sistemi söz konusudur ve e, ayrışmalar özellikle de futbol takımı hedefe giderken doğru değil. O bakımdan bütünleştirici bir söylem ama bu söylemin arka planında başka bazı gerçekler olabileceğini de düşünüyorum. Mustafa Cengiz'in çok doğru konuştuğunu söyledi Metin Öztürk. Belki de Metin Öztürk başkan adayı olma konusundaki fikrini revize edebilir. Oysa çok çalışmıştı. En uzun erimli çalışan isim Metin Öztürk. Metin Öztürk bir şekilde bir ittifakın içerisinde yer alabilir. Benim fikrim bu şekilde. Ama Burak Elmas için aynı şeyi söyleyemem. Burak Elmas çok geniş tabanlı. Daha önce Galatasaray'da profesyonel düzeyde görev almış ama yönetim kurulunda yer almamış isimlerin, kendini yurt dışında da ispatlamış çok önemli isimlerin, Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun tanıdığı önemli isimlerin, hukukçıların, ekonomistlerin, futbol ekonomistlerinin içinde olduğu bir yönetim kurulu listesi hazırladı. Ve bu listeyle birlikte çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. Mutlak bir biçimde, kesin bir biçimde Burak Elmas Mayıs'ta yapılacak seçimde Galatasaray Başkan adayı. Bugün Mustafa Cengiz'in yaptığı konuşmalardan bir tanesi, daha doğrusu konuşmasında değindiği konulardan bir tanesi çok önemliydi. İşte bu transfer meselesi ve harcama limitlerini ne kadar doğru bir biçimde Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin kontrol ettiği meselesi. Burada bir çifte sözleşmeden, çift sözleşmeden bahsetti. Yani bir kamuoyunu aydınlatma platformuna gönderilen sözleşme ki orada limitler baz alınarak sözleşme koşulları oluşturulmuş ve fiyatlar oyuncuya verilecek fiyatlar oyuncu için ödenen transfer bedeli, kiralama bedeli her neyse belirtiliyor. Bir de bunun dışında oyuncuyla e, özel kişi olarak, e, kurumdan bağımsız olarak yapılan sözleşmeler. Çünkü bir kurumu temsilen e, kamuoyuna aynen atma platformuyla, borsayla ilişki geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla tüzel kişi kimliğiyle bu kontratı yapabilirsiniz ama e, oyuncuya e, özel ilişkiler kurarak bir başka kontrat, kişisel bir kontrat yani iki gerçek kişi arasında, iki şahıs arasında gerçekleşen kontrat da önebilir, önerebilirsiniz. Böylece çifte kontrat olur. Ha bu e, elbette ki Türkiye Futbol Federasyonu kamuoyuna, kamuoyuna aydınlatma, borsa vesaire vesaire e, bütün bunlar açısından e, problem teşkil etmeyebilir ve burayı atlayabilirsiniz. Ama ticaret hukuku açısından büyük bir sorundur bence. E, o bakımdan isim vermedi ama... E, bu transfer döneminde Mustafa Cengiz'in çift sözleşme yaptılar. Bu çift sözleşme meselesini de Türkiye Futbol Federasyonu araştırmalı. Ben e, konunun UEFA'ya taşınmasını, Türk kulüplerinin UEFA nezdinde zor durumda kalmasını istemem. Zaten bütün kulüplere anlayış gösterin, talebinde bulunan Galatasaray'dır. Biz bunu söyledik, UEFA yetkililerine dedik diyor ama bu söylediği çok önemli. Bu söylediğinin e, muhatabı olarak da Fenerbahçe'nin e, görülmediğini düşünmek komiklik olur. Çift sözleşme meselesinde Mustafa Cengiz'in bence kastettiği iki oyuncu var. Bir tanesi Mesut Özil, bir tanesi de İrfan Can Kahveci. O nedenle belki Fenerbahçe isim vermediği için Mustafa Cengiz bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaktır. Bilmiyorum. Maçtan sonra, Başakşehir maçından sonra ya da yarın bir açıklama yapar mı? Ama bu mesele e, bence yetkililerin yani futbolda kim söz konusuysa kim söz sahibi ise ve karar verme noktasındaysa işte o yetkililerin ya da hukukçuların resen yani kendiliğinden harekete geçmesini sağlam sağlayacak bir söz, açık bir beyan, açık bir çağrı olarak gözüküyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Mustafa Muhammed Arapça olarak e, güzel açıklamalar yaptı. Orada biraz e, tercüman arkadaşımız heyecanlandı ama şunu söylüyor Mustafa Muhammed. E, Türkiye'den daha önce de teklifler aldık. Fenerbahçe teklifte bulunmuştu. Daha doğrusu Fenerbahçe transfer koşullarını araştırmıştı ki ben size çok önce yayınladığım videolarda bunu söylemiştim. Fenerbahçe öncelikli olarak devreye girdi. Emre Belözoğlu Zamele Kulübü ile ilişkiye girdi. O dönem bir takım konjonktürel siyasal problemler vardı Türkiye ile Mısır arasında. onların da etki ettiği bir olumsuz sonuç ortaya çıktı. Ama ben bilmiyordum. Sonradan işte Mesut İzzet Zamele Kulübü ile iş yapan bir arkadaşım Radyo Spor'a da çıkıp konuştu. Ve Mustafa Muhammed'in daha herkes Mustafa Muhammed gelmez derken Galatasaray'a geleceğini söyleyen isim. Ona güvendiğim için ben de bu bilgileri sizlerle paylaşmıştım. O bunu söylemişti. Fatih Hoca ben çok iyi duydum bunu. Mustafa Muhammed'i çok istiyor. Hatta Fatih Hoca'nın transferini en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Hiçbir oyuncunun transferini bu kadar istemedi demişti. Biraz abartılı bulmakla birlikte ona güvendiğim için bu sözlere itibar ettim ve sizlerle paylaştım. Dediği gibi de oldu. Ve bugün Mustafa Muhammed yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin kendisini istediğini ama tercihinin Galatasaray olduğunu söyledi. Böyle bir tercih var. Tabi Mısır bir takım kültürel ilişkilerden dolayı biliyorsunuz Selçuklu'dan tutun da Osmanlı İmparatorluğu'na kadar Mısır Türklerin hakim olduğu bir yer. Dolayısıyla Memlükler mesela ya yani Türk kültürünün hala geçerli olduğu bu anlamda kültürel akışın alışverişinde hala güncelliğini sürdürdüğü sürdürdüğü bir uygarlık. Mısır uygarlığı büyük bir uygarlık. Dolayısıyla orada e, Türkiye ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Futbolda takip ediliyor. tabi Galatasaray'ın bir Müslüman takımı olarak e, Avrupa şampiyonu olması bu anlamda Mısır'da da geniş yankı yarattı ve gördüğüm kadarıyla Mısır'da e, çok büyük bir sempati var Galatasaray'a yönelik. Elbette ki e, bütün bu kültürel motifler de oradaki futbolcuları etkiliyor. Ben Mustafa Muhammed'in de e, hem vizyon açısından Galatasaray'da başarılı olup büyük bir kulüpte Avrupa'nın bütün dünyanın tanıdığı bir büyük kulüpte başarılı olup dünyanın en iyiliklerine gitme hedefi taşıdığını o bakımdan Galatasaray'ı seçtiğini düşünüyorum. Nitekim bugün tam olarak çevrilmese bile sözlerinin buna karşılık geldiği kanaatindeyim. Yani ben Galatasaray'da oynamayı tercih ettim diyor. Tabi diğer Mısır'dan gelen oyuncuları da bence göz ardı etmemek lazım. Mesela Ahmet Hasan Beşiktaş'ta çok başarılı olmuştu elini yine öyle Beşiktaş'ta başarılı oldu. Dolayısıyla Mısır'dan gelen oyuncular başarılı ama Mustafa Muhammed'ten bahsettiğimiz için özel bir parantez açtım. Onun tercihinin özellikle Galatasaray olduğunu bir kez daha kendisinden dinlemiş olduk. Mısır'dan telefon yaptığımız Ahmet Kiko gibi gazeteciler bunu zaten ifade etmişlerdi ama doğrusu oyuncunun kendisinden bunu duymaktı. Bugün Mustafa Muhammed'in yaptığı açıklamada buna denk geliyor ve Mustafa Muhammed bence Galatasaray için büyük bir kazanım. Gerçek bir forvet. E, Galatasaray'ın ihtiyaçlarını görebilecek, Süper Lig'de çok büyük iş yapabilecek bir forvet. Çünkü hem sırtı kaleye dönük oynayabiliyor, hem birebir de var. Her topa gidiyor. Top beklemiyor, topa gidiyor. Top alıyor, bu çok önemli. Süper Lig'de başarılı olmanın kriterlerinden bir tanesi. Tabii Galatasaray'da seçimden bahsetmişken bir bilgiyi atlamamak lazım. Tekrar seçime döndük. Burak Elmas'ın aday olacağını düşünüyorum. Metin Öztürk düşüncesini revize edebilir ve bir ittifakın içinde yer alabilir. Ve bir çatı adaydan bahsedilmişti. Galatasaray'da olağanüstü nitelikte erken seçim söz konusu olduğunda bazı isimler gündeme geldi. Cengiz Özyalçın gibi ama şu anki Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Mayıs'taki seçim içinde bir çatı adayı olarak düşünüldüğünü Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylığının, başkan adaylığının da sürpriz olarak kabul edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Gelelim final aşamasında sizlere aktaracağım bilgiye iki tane futbolcu var. Bunlardan bir tanesi Kolombiyalı. Radamel Falcao'nun Kolombiya milli takımından tanıdığı bir oyuncu Yairo Moreno. Sol tarafta oynuyor. Defans orijinli. Yani esas olarak defansta oynuyor ama biraz daha önde oynayabilme. Hatta orta sahada içe doğru oynayabilme özelliği var. Sol ön oynuyor. Sol bek. kulübü Leon. Aslan anlamına geliyor. Meksika birincilik kulübü. Orada memnun değil. Leon'la olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitiyor. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle boşta bu oyuncu normalde piyasa değeri yüksek 5 milyon Euro'nun üzerinde ama kulübü Leon'la sözleşme yenilemek istemedi. Çünkü Meksika'dan ayrılmak istiyor. Ve Meksika basını Galatasaray'ın bu oyuncuyu transfer edebileceğini söylüyor. Şu anda Galatasaray bunu doğrulamadı ama Galatasaray'ın izlediği bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ve oyuncu Leon'la sözleşme yenilemek istemiyor diyor. İstemiyor. Bildiğim ikinci mutlak bilgi, bildiğim ikinci şeyde kesin olarak bildiğim ikinci şey de bu bilerek sözleşme yenilemek istemiyor e, futbolcu Leon kulübüyle. Çünkü artık oradan ayrılmayı kafasına koymuş. Galatasaray bence Saratçı ile devam etmeyecek. Kiralık olarak gelen Saratçı kulübü Leipzig'e geri dönecek. Çünkü defansif olarak ben Saratçı'nın zayıf olduğunu, e, fiziksel yeterliliğe de sahip olmadığını ve o anlamda Galatasaray'ın savunmanın solunda aksadığını düşünüyorum. Nitekim 3 hafta sakat Emre Taşdemir oynayacak. Belki Emre form tutarsa, iyi oynarsa Emre ile de devam edebilir. Sol tarafa bir transfer yapmak istiyor. Bu da ideal bir oyuncu olarak gözüküyor. Uluslararası tecrübesi var. Kolombiya milli takım oyuncusu. Üstelik Falcao'nun tanıdığı ve referans olduğu bir oyuncu. Dolayısıyla Yairo Moreno yaz döneminde Galatasaray için bir alternatif olabilir. 25 yaşında. Ee, ve olgunluk dönemini yaşayan bir futbolcu olması da henüz 25 yaşında olması da bence büyük bir avantaj. Bu futbolcu yaz döneminde Galatasaray'a gelebilir ve serbest bir oyuncu olarak gelebilir. Yaz döneminde serbest kalacak bir oyuncu ve kesin olarak Galatasaray formasını giyeceğini düşündüğüm oyuncu kim? O oyuncu Aytaç Kara. Kasımpaşa ile sözleşme yenilemedi. Kasımpaşa da zaten çok niyetli değil. Ben oyuncunun çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor, Bursaspor büyük takım tecrübesi. Her zaman hırslı, inançlı. Orta sahada iki yönlü oynayabiliyor. Kaleyi düşünebiliyor. Kaleye doğrudan gidiyor. Birebir mücadelelerde hep var ve başarılı oluyor. Çalışmayı seven bir oyuncu. O kafasına koymuş. Ocak ayında da söz konusuydu transfer ama Kasımpaşa ile alacaklarının tahsili ya da işte hangi kısmına ne kadar kısmından feragat edeceği konusunda anlaşma sağlanamadı. E, bu nedenle sözleşme de yenilenmedi. Sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da oynayacak ve sezon sonu boşa Çıkıyor. Sözleşmesi bittiği için serbest bir oyuncu olacak. Ben Galatasaray'a imza atacağına inanıyorum. Önümüzdeki sezon Aytaç Karay'ı Galatasaray'da izleyeceğiz. Şimdilik sizlere aktarabileceğim bu kadar. Aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşacağız. Önemli sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Maçlardan sonra da bundan böyle canlı yayın yapacağım YouTube kanalımda. Canlı yayında hem sorularınızı yöneteceğim hem maçlarla ilgili fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Şimdilik hoşçakalın.